Bu ülkenin futbol branşını yöneten çakallara sesleniyorum. Beni iyi dinleyin. Amacınız bu ülkenin futbolunu geliştirmek değil. Amacınız cebinizi doldurmak. Sadece kendi cebiniz değil, yakın akrabalarınızı da cebini doldurmak. Nerede yakın akrabanız var, hop dibinizde. Neymiş, özel şoförüymüş. Hem de çifte maaşı. Tabii biz de yersek. Altyapılar berbat. Pislikten geberiyoruz. Korona kol geziyor. Hiçbir veli altyapıya çocuğunu yollamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü pislik içinde. Birçok mahalle kulübü batıyor. Çünkü malzeme desteği yok. Çünkü üye az. Batıyorlar. Önüne gelen best yokun insanlara antrenör diye takımların başına veriyorsunuz. İğrençlikten başka hiçbir şey değil. Şuraya bakın ya. Avrupa'da bir tane kulübümüz başarılı değil. Bunun nedeni ne? Oyuncu yetiştiremiyoruz. Altyapımız yok. Bir Hollanda kadar olamıyor muyuz ya? Ben bunu anlamıyorum. Amacınız bu ülkenin futboluna yararlı olmak değil. Amacınız ne biliyor musunuz? Kaldığım senelerde acaba cebimi ne kadar doldurabilirim? Ulan akıl var, mantık var be. Bir ezeli rakibe 450 milyon, diğerine 150 milyon veririm be. Hangi adaletten bahsediyoruz? Böyle bir ligi biz niye izleyelim ya? Allah'ınız aşkına ben niye para vereceğim? Ulan giderim takımla 5 tane 6 tane forma alırım. Gene bu ligi izlemem be. Sizler şaklabansınız, sizler yönetici değilsiniz. Bütün o televizyon şaklaban yorumcuları almışsınız arkanızda, kendinizi popofluyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü ben hiçbir zaman unutmayacağım. Nereden geldiğimi. Kusura bakmayın, videoya bu şekilde giriş yaptım. Sizlere hoş geldiniz diyemedim. Hoş geldiniz tekrardan. Ancak gördüğünüz gibi çok fazla doluydum bu konuda. Artık buruma kadar geldi. Şimdi üstüne alınan her kardeşime selamın aleyküm. Hoş geldiniz tekrardan, fazla fazla söyleyeyim ben. Affım olsun. Şöyle bir konu var. Fenerbahçelikten çekiliyor. Benden bu videoyu çok istediniz. Fenerbahçelikten çekilirse nerede oynayacak? Bunu da çok istemiştiniz. Bu konudan bahsedeceğim. Şimdi transfer dönemi başlamadan önce her takıma bir harcama limiti veriliyor. Ölçüyorlar, biçiyorlar, diyorlar ki sen bu sene bunu harcayabilirsin. %15 sapma limitin var. Bundan fazlasını harcarsan ceza kapında, haberin olsun diyorlar. Hal böyleyken ne oluyor? Takımlar buna göre plan yapıyor. Diyor ki biz bu oyuncu almalıyız, bu oyuncuyu satmalıyız ki denk olsun bu rakam. O yüzden Fenerbahçe güzel bir kadro kurmayı hedefliyordu. Zaten bunun videosunu yapmıştım. Ancak baktığınız zaman Galatasaray'ın 429 milyon. Fenerbahçe'ye bakıyorsun 154 milyon. Onu geçtim, Başakşehir'e bakıyorsun 148 milyon. Şimdi Başakşehir gibi yeni bir kulübün bu şekildeyse, Galatasaray'ın bu şekildeyse, Fenerbahçe'nin neden bu kadar az? Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz gibi üyeleri var. Hal böyleyken yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben sıkı bir Galatasaraylıyım bu arada, haberiniz olsun, ben Fenerbahçeli değilim. Ancak hani böyle bir şey yok. Ezeli rekabet edebi dostluktur, bunu hiçbir zaman unutmayın. Holigon olmayın ama dünyanın hiçbir yerinde bu kadar adaletsizlik olmaz. Hak veriyorum ben Fenerbahçelilere. Düşünün yani bu şekilde bu takım nasıl şampiyon olacak ki? Takım zaten kötüye gidiyor, çıkması için şampiyon olması lazım. Hazır bir limit bulmuşlar. Kadro kuracaklar. E böyle olmaz tabii ki. Ne oluyor? Haksızlık oluyor. Şimdi farz edelim ki Fenerbahçelikten çekilme kararını aldı. Genel kurulda bunu onayladı, damgaladı. Şimdi Fenerbahçe hangi ligde mücadele edecek? Acaba Avrupa'ya mı gidecek deniliyor? Öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçelikten çekilirse Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'yi Türkiye içindeki herhangi bir ligden başlatabilir. Yani bir alt lige de alabilir. En alt ligden de başlatabilir. Der ki sana en alt ligden başla, tekrardan Süper Lig'e çık. Yani bu konu biraz karmaşık bir konu. TFF'nin insafına kalmış diyelim. Ama yayın havuzundan çıkma şansı var. Şimdi bu ne demek? Yayın havuzu dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? Şu anda Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğiniz kanalda Fenerbahçe'nin maçları olmayacak. Fenerbahçeliler sadece Fenerbahçe'nin maçını izlemek için kendi kulüplerine para ödeyecek. Hal böyleyken 30 milyon abone iptal olduğu zaman ne olur? Hadi 15 milyon olsun, yarısı kullanıyor olsun. Bu sefer bahsettiğimiz kanal Türkiye'den yayını çeker. E bu kanal Anadolu takımlarının maçlarını yayınladığı için Anadolu takımlarına para veriyor. Hal böyleyken buradan para gelmezse Anadolu takımlarının geliri düşer, transfer yapamazlar. Transfer olmazsa ne olur? Para gelmez, zaten taraftar az ve Anadolu kulüpleri batar. O yüzden bu konu çok karmaşık bir konu. Ama ben Fenerbahçe'nin ligden çekilmesini katiyen istemem. İstiyorum ki acilen bu adaletsizlik kalksın ve Fenerbahçe tekrardan transferlerine başlasın cayır cayır. Zaten şu anda transferlerini yapıyor. Caner Erkin, Gökhan Gönül falan filan. Konu bu şekilde yani arkadaşlar. Konu bu kadardı yani arkadaşlar. Elimden gelen buydu. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.